Türkiye'nin huzurunun her geçen gün bozulduğu bir ortamda inşallah çok yakın bir zamanda bütün Türkiye'yi de huzura kavuşturacağız Erdoğan'a rağmen. İBB'den başlayalım. Zira beyefendi istemediği belediye başkanını oradan indiriyor. İstemediği milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıyor. İstemediği hakimi sürdürüyor seyyar hakimleri taltif ediyor, AYM üyesi yapıyor. Velhasıl devletin çivisi çıkmış. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Demokrasiden eser kalmamış. Türkiye yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle bir diktatörün oyuncağı haline gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Demokratik sınırlar içerisinde bu hukuksuzluklara karşı bu keyfiliğe karşı, bu aymazlığa karşı gereken her şeyin yapılacağını zaman içinde toplum ve beyefendi görecek. Vay efendim orada havalimanında bir peniye girdin, seni bir e sokmayan valiye niye laf ettin? Bir soruşturma. Vay efendim Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde, Fatih Camii'nde ellerini arkadan niye bağladın? Bir soruşturma. Vay efendim sandık görevlilerinin 700 tanesi teröristi bir soruşturma. Vay efendim İBB'de 557 terörist var bir soruşturma. Vay efendim İçişleri Bakanı ahmak dedin ama biz onu YSK olarak yorumladık. Bir ceza kovuşturma ve iki yıl yedi ay ceza. Böyle bir tablo. Ve bu tablo çok büyük bir hukuk skandalıyla, hukuk rezaletiyle, hukuk kepazeliyle yürüyor. Ahmak davasında hakimin, hakimin Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında uygulanacak atama ve nakil yönetmeliğini aykırı olarak yedi yıl görev yapması gerekirken hakimi bir yıl içinde isteyeceği istedikleri kararı vermeyeceğini beyan etmesinden sebep İstanbul'dan sürüyorsun. Süremezsin. Sürersin de bedeli ağır olur. Kamu vicdanında ağır olur. Siyaseten ağır olur. Sandıkta ağır olur terör soruşturması açıyorsun. Vay efendim güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne yaptığında yaptığında yapmadığında bir kere şunu anlamamışlar. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl İşleri Bakanlığı yazı yazmış arşiv araştırması güvenlik soruşturması yapamazsınız diye. Ondan sonraki süreçte de yeni kanun çıkınca yapılmış Yapan olmuş, yapmayan olmuş. AK Partili belediyelerin büyük çoğunluğu ve İmamoğlu'ndan önceki Mevlüt Uysal ve Kayyum döneminde, Ali Yerlikaya döneminde çok sayıda insan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan işe alınmış. Ama şu da olmuş. Bırak güvenlik soruşturmasını, arşiv araştırmasını. Adli sicil kaydında terör örgütüne, eylemine katıldığı bilinen birini AK Partililer belediyede işe almış. FETÖ ile irtibatı, iltisakı kesin olanları AK Partililer işe almış. Burada bir şey yok. Beyefendi diyor ki şunlar terörist. Terörist dediklerinden bir tanesi bir şehidimizin kardeşi. Bir tanesi İBB'de çalışmıyor bile. Bir takıntı, bir sendrom, paranoya. İBB paranoyası, Ekrem İmamoğlu paranoyası, Bay Kemal paranoyası, Altılı Masa paranoyası Türkiye'de ciddi olarak hukuk skandallarının aleladeleştiği bir tablo haline dönüşmüş. <laughs> Ayrıca Türkiye'de herkes şunu bilsin. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temel hak ve özgürlüklerle de bağdaşmayan bir iştir. Devletin bir komiseri, bir polis memuru yazıyor. Falanca örgütle ilişkisi var. Ne alaka var? Adli sicil kaydı diye bir şey var. Anayasa madde etmiş. Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Görevin gerektirdiği nitelikler dışında başkaca bir şeye bakılmaz. Nokta. Sabıkası yoksa ki bazı sabıkalar da işe girmeye engel değil. İnsanlar işe gider. Suçların cezaları şahsi değil mi? Kaldı ki orta yerde de bir terörist çıkmadı. Suç işleri bakanı attığı iftirayla kaldı. Yazık değil mi o 700 sandık görevlisinin hepsine terörist dedin. Yazık değil mi 557 İBB çalışanına hepsini teröristlikle suçladın. Ben onlara buradan bir çağrı yapıyorum. Hepiniz Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açın. Yargı böyle gitmeyecek. Yargı da inşallah normalleşecek ve kazanırsınız. Üç beş kuruş para alırsınız. Değerli arkadaşlar. Ahmak davasında hakim değiştirince tabii terör soruşturmasında da baş müfettişi değiştirmesi olmaz. Baş müfettiş değişiyor. Didik didik ediliyor bir şey yok. Bulabildikleri tek şey vay efendim iştiraklerle ilgili alım yaparken kamu yerine özel yazmışsın. E yazmış ne olmuş? Arşiv araştırmasında da bir şey yok. Laf. İltisak. İltisak dersen ben en büyük iltisakı söyleyeyim. Terör örgütüyle iltisak arıyorsa Sayın Bakan yardımcısını kardeşine bakacak. Ve böyle bir davadan sebep sarayda bir gün önce toplantı yapılmasını da az milletimizin takdirine bırak. Sarayda toplantı yapılıyor 13 Aralık'ta. İmamoğlu'na ceza verelim mi? Vermeyelim mi? Verelim de ne kadar verelim? Şu kadar mı verelim? Bu kadar mı verelim? Siyasi yasağını kaldıralım mı dursun mu? Böyle bir kepazelik olabilir mi? Böyle bir toplantının yapılmadığı, yapıldığı ile ilgili haberler yalanlanmadı. Bu konuda en namuslu, en dürüst Numan Kurtulmuş davran. Adam diyor ki emniyette ve genel kurmayda bir sürü terörist çıktı. Bunun için şimdi genel kurmay başkanını mı suçlayacağız? Emniyet genel müdürünü İçişleri Bakanı'nı mı suçlayacağız? Enteresan. AK Parti'den arada sırada da olsa Doğru şeyler. Mevlüt Uysal döneminde alınanlar içinde de güvenlik soruşturması var, arşiv araştırması bakımından bir sürü böyle yazılmış isimler var. Almışlar işi. Daha ileri gidiyorum. Bırak güvenlik soruşturmasını, arşiv araştırmasını. Adli sicil kaydında bu terör örgütünün bombalı eylemine katıldığı yazılan adamı işe alanların Arşiv araştırmasında şöyle yazılmış da böyle yazılmış da diye o insanlar niye işe girdi diye belediye başkanı hakkında terör soruşturması açması hakikaten ahmaklıktır. Hakikaten ahmaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi herkesin şunu bilmesini istiyorum. Feda edilecek bir tek belediye başkanımız yoktur. Sayın Genel Başkanımızın her vesile söylediği gibi Ekrem İmamoğlu onların boğazına çok büyük gelir. Akıllarından bile geçirmesinler. Milli iradeye gaspına yönelik hamleler karşısında hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin olayı seyredeceğini düşünmesinler. Bu gök kubbeyi başınıza yakarız derken çıkıp da silahla eylem yapacağız demiyoruz. Meşruiyet içinde direnme hakkını sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her coğrafyasında, her metrekaresinde kullanacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Tükenmişlik ve <laughs> muhalefete karşı tek silah olarak tepesine çöktükleri yargı ile Türkiye'de skandallara imza atmaya devam ediyorlar. Belediye başkanlarımıza yönelik, milletvekillerimize yönelik ve bugün de Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'la ilgili ve İyi Parti Kocaeli Milletvekilimiz Lütfi Türkkan'la ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili fezlekeleri Anayasa Adalet Karma Komisyonu gündemine almış. Ya arkadaşlar, mecliste ben 1600 1700 civarında dosya var. Mesela Bay Kemal'in 29 tane var. Benim 9 tane var. Özgür Özel'in 14 tane var. Engin Özkoç'un 10 tane var. Hepimizin var. Şimdi ne oluyoruz? Hayrola seçime 3 ay kala bu ne? Ne yapmaya çalışılıyor? İki, bir İyi Parti'den, bir CHP'den iki milletvekilini dokunulmazlığını kaldıracağız. Kenan Evren kafası bu. Bir sağdan bir soldan gibi. Ne olacak? Bunu seyredeceğiz. Buna sessiz kalacağız. Kimse bizden bunu beklemesin. Bu seçim atmosferini zehirlemeye yönelik ucuz numaradır. Bu külüstür bir siyaset mühendisliğidir ama çok külüstürdür. Gerilim ve kutuplaşmadan medet ummaktır. Ya ekonomiyi konuşamıyoruz ya. Her gün beyefendi bir suni gündem yaratıyor. Her gün bir fitne ateşi fitiliyor. Fit, ateşinin fitilini ateşliyor. Tokluma fitne ve nifak sokan bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Şimdi istediğin milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırabileceksin. İstediğin belediye başkanını görevden alacaksın. Erdoğan ne oldu millet iradesine? Nerede senin millet iradesine saygın? Cumhurbaşkanlığı makamı milletin seçtiklerini görevden alan milli iradeye darbe yapan bir makam değildir. Değildir. Buna müsaade etmeyiz. Buna bu millet sessiz kal, bu milletin bir vicdanı var. Bunları yaparım, muhalefeti karalarım, muhalefeti, muhalefete bel bağlayanların umudunu kırarım diye bekliyorsan, bu muhalefete <laughs> umut bağlayanların umudunu yüceltir. Bunu da aklından çıkarma. 1700 dosya içinden iki tane cımbızla dosya seçiyorsun, Anayasa Adalet Karma Komisyonu toplantıya çağırıyorsun. Ali Mahir başarır, Lütfü Türkkan. Bu adamlar hırsızlık yapmamış, adam vurmamış, kadına çocuğa tacizle tecavüzde bulunmamış. Bu adamlar uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezmemiş. Bu adamlar uyuşturucu tacilleriyle yatlarda keyif yapmamış. Bu adamlar kara para aklamamış. Bu adamlar devleti soymamış. Bir sürü dosya var. Bunu anlamak mümkün değil. Bu konuda hiç şüphesiz Herkes aklını başına alsın diyorum ama şunu bilsin herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuları böyle geçiştireceği olur bunlar diyeceği bir konu noktada değiliz. Her etkinin bir tepkisi olur. Erdoğan bunu unutmasın. Değerli arkadaşlar Türkiye'de artık demokrasiden söz etmek mümkün değil. Beyefendinin hoşlanmadığı, işine gelmediği şeyi söyle bir sözü eden herkes herkesin ne can ne mal güvenliği artık yok. Ankara'nın göbeğinde Ankara'nın göbeğinde cinayet işleniyor. Hükümetin tıkı çıkmıyor. Ses çıkmıyor. Buna belki birazdan gene gireriz. Ama ben bu yaşadıklarımızı biraz da demokrasimizin doğum sancısı olarak niteliyorum. Türkiye'de herkes biz en çok dört ay içinde, en geç dört ay içinde demokrasi hasreti bitecek. En geç dört ay içinde demokrasi vuslatı başlayacak. Ve Türkiye'de herkes huzur içinde olacak. Ve Türkiye'de herkes refah içinde olacak. Adalet Bakanımızla geçen ziyaret ettik salı günü. Herkes hukuka saygı göstermeli demiş. Ekrem İmamoğlu yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs ediyor demiş. Herkes hukuk devlet ilkesine saygılı olsun demiş. İyi Sayın Bakan biz 3 Ocak salı günü sana bunun için geldik zaten. Yargıya müdahaleye müdahale edin diye geldik. Ekrem İmamoğlu davasında hakimin değişmesi hukuk normlarını alt üst etmektir dedik. Hukuk normlarını içe saymaktır dedik. Değişen hakimin iddiaları var. Bana baskı yapıldı. na ya iki yıldan fazla ceza vermem bana telkin edildi. Ben bunu veremem dediğim için sürüldüm diyor. Gazetelerde, sosyal medyada boy boy yazıyor. Sayın Bakan'a diyoruz ki, ya bu konuya HSK Başkanı sıfatıyla bir soruşturun, inceleyin. Kim baskıyı yapmış? Bunu soruşturun. Anadolu'nun bir kasabasında bir gazetede bir haber görseniz bir hakim Tayyip Erdoğan'la ilgili kötü bir söz söyledi diye HSK ertesi gün soruşturma açar. Şikayete bakmaz. Geldiğimiz noktada Türkiye'de bir kişinin dokunulmazlığı var. Sadece bir kişinin. Milletvekillerinin falan dokunulmazlığı yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığı. Ve bunlar bu ziyaretten sonra Adalet Bakanı'na söylediğimiz şu. Yargıya müdahaleye müdahale etmenizi istemek için geldik dedik. Siz Adalet Bakanı olarak mahkemelere karışın diye gelmedik. Ve keşke bir hukuk süreci işlese de biz de izlesek, takip etsek. Hukuk süreci yok. Türkiye'de yeni bir moda var artık. Seyyar hakim, seyyar mahkeme modası. Doğal hakimlik ilkesi nerede Sayın Bakan? Sen Adalet Bakanısın. Coğrafi teminat nerede Sayın Bakan? Yedi yıl görev yapacağı yerden hiçbir yasal dayanak olmadan adamı Samsun'a niye sürdürdün ya? Hadi sen diyeceksin ki ben sürdürmedim. E sen o kurulun başkanısın ya. Bu ne iş kardeşim? Bu nasıl kepazelik? Niye söylemiyorsun? Ve şimdi ama şu var. Şu var. Bazı hakimler var. Şimdi bunların seyyar hakimleri. Mobil hakim. Ne yapıyor bu hakimler? Mesela bunları tek tek önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ey hakimler, savcılar. Hukuk normlarına göre iş yapın. Emir ve talimatla iş yapmayın. Şimdi Akın Gürlek diye bir hakim vardı. Bak kimlerin davalarına bakmış ya. Seyyar olur da bu kadar olmaz ya. Enis Berberoğlu'na bakmış. Gezi davasına, Canan Kaftancıoğlu davasına, Selahattin Demirtaş davasına, Sırı Süreyya Önder davasına, Atilla Taş davasına bakmış. Ne kıymetli hakim ya. Şuna bak ya. Kamuoyunda herkesin dikkatle takip ettiği bütün davalara bu adam bakmış. Akın Gürlek. Biz buna ne diyoruz? Seyyar hakim. Bunun oturduğu mahkemeye de kürsüye de seyyar mahkeme diyoruz. Mahkemeye siyaset girerse adalet biter. Siyaset mahkeme kapısından girince adalet mahkemenin bacasından çıkar gider. Ve bu mahkemelerden adalet beklememiz mümkün mü? Yalova savcısına bak Vefa Salman davasında Bilir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ya. Savcıya bak savcıya. Ya bilir kişi hakim görevlendirmiş. Rapor hazırlamış. Beğenirsin beğenmezsin. Kabul edersin etmezsin. Bilir kişi hakkında suç duyuruz. Ekrem İmamoğlu davasında hakim karar açıklıyor. Hep biz ayağa kalkıyoruz. Aa bir koltuk boş. Savcı ortada yok. Bunun da arkadaşlara sordum pek örneği yok. Karar açıklanacak, savcı ortada yok. Hukuk böyle bir garabet içinde. Ama şu var. Ne var? Yargıtay'da bir tek dosyanın kapağını açmayan bir kimseyi daha önce kemir ve talimatları gereği gibi yerine getirdiği için Yargıtay'a atadılar. Bir ay sonra da Yargıtay kontenjandan Anayasa Mahkemesi Başkanı yaptılar. Mahkemesi üyesi yaptılar. Belki başkan da yaparlar. Sayın Bozdağ, bu nasıl bir hukuk devleti ilkesi ya? Sayıştay'da bir tek evrak imzalamayan kişiyi Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne yaptılar. Hukuk devleti ilkesine bak ya. Batsın sizin ilkeniz. Ve nerede hukuk devleti dediğimiz zaman efendim eveleme geveleme. Geçen söyledim. Adalet Bakanı ipe un sermek dışında hiçbir şey yapmıyor. He, Akın Gürley de ne yaptı? Bu kadar davaya baktıktan sonra e şimdi Canan Kaftancıoğlu'na ceza vermiş, Sırrı Süreyya'ya vermiş, Enis Berberoğlu'na vermiş, Gezi davasındaki sanıklara vermiş, arkadaşlara vermiş, Demirtaş'a vermiş, bakmış. E, ödüllendirmek lazım. Ne yapalım? Adalet Bakanı yapalım. Bakan, bakan yardımcısı. Yardımcı. E, bakan da olacak demek ki. Demek ki bakan da olacak. Şimdi Suç İşleri Bakanı da tabii boş durmuyor. Ekrem İmamoğlu'na şöyle bir cevap vermiş. Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş. Geçmiş dönemde niçin olmuş, olmamış. İki kişi attım diyorsun. Demek ki yetkin var. Sorunumuz şu. Niye işte aldın falan. Lafa bak. Ömrü devlete küfretmekle geçen insanlardan da bizi kastetmiş muhtemelen. Biz orada oturuyorduk çünkü. Recep Tayyip Erdoğan benim bu söylediğimi iyi dinle. 7 Şubat 2012'de bu ülkede o zamanki adıyla MİT Müsteşarı, şimdi MİT Başkanımıza bir kumpas operasyon çekildi. Sen ameliyat masasına yatarken ve sen ameliyattan vazgeçtin, kalktın, bu kumpası da önledin. Kumpası kuranlar kimdi? Devlete yerleştirdiğiniz FETÖ terör örgütü unsurlarıydı. Tarihe bak tarihe 7 Şubat 2012 ve sen o tarihten sonra FETÖ ile gönül bağını kestin. Erdoğan kesmedin mi? Sayın Hakan Fidan'a yapılan bu operasyondan sonra bunların gerçek yüzünü anlamadın mı? Tarih 7 Şubat 2012 değil miydi? Evet öyleydi. İşe bak. 2012'den 13'e geliyoruz. 2013'ün Kasım ayı 17-25 Aralık Erdoğan'a göre darbesinden, ona yönelik darbeden bir ay önce. Şimdi bize devlete küfür ediyorlar, edenler diyor ya. Erdoğan senin İçişleri Bakanın o terör örgütünün lideri için gönlümüzün efendisi dedi. Seni de unutmadı. Biri başbakanımız biri gönlümüzün efendisi dedi. Nereye koydun bunu Erdoğan? Nasıl bir kafayla, nasıl bir mantıkla, nasıl bir kadroyla çalışıyorsun sen? Muhalefete FETÖcü çamur atacağına kendi yanındaki FETÖcüleri bir ayıklasana. Yardımcısının kardeşi ortada yok. Danışmanı FETÖ'ye metiyeler düzen tweet'ler atıyor. Devlete küfreden birini arıyorsa Erdoğan İçişleri Bakanına baksın. İçişleri Bakanı devlete küfreden birini arıyorsa kendine aynaya baksın. Daha bir sürü şey vardı. Zekeriya Öze müteşekkirdin soylu. Nerede Zekeriya Öz? Ev bastırdın. Sağlık verilerini çaldırdın. İstanbul seçimlerinde iftiralar attın millete. Binlerce insanı teröristlikle itham ettin. Hiçbir şey olmasa da bir şey olmuştur tezinin altını doldurmak için yapmadığın kanunsuzluk kalmadı. İşte devlete böyle küfredilir. Devlete biri küfrediyorsa o sensin. İBB'den İBB'ye kumpastan sorumlu bir bakanla karşı karşıyayız. Biz buna suç işleri bakanı diyoruz. Hep de altını çiziyoruz tabii. İçişleri Bakanlığını kastetmiyoruz. Sadece kendisi için bunu söylüyoruz. Şimdi gönlünün efendisi mi Recep Tayyip Erdoğan mı Süleyman Soylu? Hangisi daha kıymetli? Söyle. Millete söyle. Diyeceksin ki efendim işte falan falan gakkuk. Ya 7 Şubat Hakan Fidan'a yönelik operasyondan bir yıl sonra sen gönlümün efendisi dedim Fethullah Gülen için. Daha ne FETÖ irtisaklısı arıyorsun İBB'de. Türkiye'de bir FETÖ irtisaklısı varsa Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na kumpas kuran adama gönlümün efendisi diyendir Erdoğan. Bunu da bir yere yazın. Ve TÜİK. Değerli arkadaşlar Yıllık enflasyonumuz 64.2, son 6 Temmuz Ocak itibariyle de 15.4 dedi. Biz bu konuda TÜİK'i çok eleştirdik. Bu rakam doğru değil dedik. Bu rakamla hükümeti aklamaya çalışıyorsun. Emekliye, memura verilecek zam enflasyona göre verildiği için, senin açıkladığın enflasyona göre verildiği için milletin sofrasından ekmek çalıyorsun dedik. Bize dava açtı. Önemli değil. Erdoğan da inanmamış TÜİK'e. Bak işe bak Erdoğan da Erdoğan'ı üzmeme kurumuna inanmamış. İnansa yüzde yirmi müjde peşine olmadı yüzde beş daha müjde diye caka satmaz. Arkadaş enflasyon bu aha üstüne de şunu koydum verdim der. TÜİK artık sana Erdoğan da inanmıyor. Ama tabii İTO diye bir kuruluşumuz var İstanbul i̇şte, Ticaret Odası. Başkanını da Erdoğan destekledi başkan öyle seçildi. Hadi enaka inam kabul etmiyorsunuz. Enakı geçiyorum. İstanbul Ticaret Odası'na göre yıllık enflasyon 92. 6 aylık 23. Asgari ücret 8500. En düşük memur maaşı şimdi 10 bin lira oldu. Asgari ücrete çok yakın. En düşük emekli maaşı 5500 lira. <laughs> Dul ve yetim aylığıyla geçinen on binler var bu ülkede Erdoğan. Dul ve yetim aylığıyla geçinen. Bu sabah bir Teyzemiz bizi aradı. 2400 lira alıyorum dedi. Hadi şimdi bu artışla belki 3000 3500 olacak. Erdoğan bu teyzemiz nasıl geçinecek? Ne olacak dul ve yetim aylığı alanlar? Dul ve yetim aylığı alanların hali kötü, asker ücrete geçinenlerin hali iyi mi? Devlet memurlarının hali iyi mi? Erdoğan asgari ücrete %54 değil mi? Zam kararını aldın. Nasıl aldın? Özel sektöre dedin ki şartlar ortada. Fiyatlar ortada yüzde elli dört ver kardeşim dedi. Sen de ver Erdoğan. İş adamlarımıza Türkiye ekonomisinin lokomotiflerine Anadolu kaplanlarına yüzde elli verdiriyorsun. Verdir tabii. İyi. Yetersiz. Sen niye yüzde otuz veriyorsun Erdoğan? Onu da böyle çift müjde. Önce 25, sonra bilmem ne. Bu arada tabii <laughs> Ne garip bir ülke ki memur sen başkanı yüzde yirmi ayakta elleri patlarcasını alkışlarken diğer sendikalar aynı gün ulusla hak arama eylemi yaptı. Ey çalışanlar şu sendikalarınızı da bir bakın ya. Özel sektöre diyor ki Erdoğan 54 yapacağız asgari yüzde artıracağız arttıracağız. Sonra devlete diyor ki ben 30 vereceğim. Ve bu sendikanın en büyük sendikanın başkanı, nicelik olarak en büyük sendikanın başkanı, yüzde yirmi öyle bir alkışlıyor ki elleri patlamıştır muhtemelen. Sonra olmadı ertesi gün yüzde beş daha, o zaman da herhalde takla atmıştır. Ya da ben yaptırdım demiştir. Bütün memurlarımıza, kamu çalışanlarımıza da bu garipliğe karşı herkesin bir dakika düşünmesini de tavsiye etmek durumundayız. Şimdi bir soru soruyorum. Bitirelim çok da uzatmayalım. İlk okul ikinci sınıfa giden bir çocuğa şunu sorsak ya da master yapmış bir akademisyene doktora neyse. 2826 lira mı büyük? 8506 lira mı büyük? Yani şimdi herkes 8506 lira diyecek. Değil. 2826 lira daha büyük. Nasıl mı büyük?

Mesela 2826 liralık asgari ücret 102 kilogram beyaz peynir alabiliyor idi. Şimdi 8506 liralık asgari ücret 51 kilo alabiliyor. 51 kilo beyaz peyniri çalınmış bu millet. Mesela 2826 lira 488 kilo yani neredeyse bin paket makarna alabiliyordu. Şimdi 8506 lira 336 kilo makarna alıyor. Yani 156 kilo makarna. Yani 303 kilo şey 303 paket makarna kayıp. Fakirin fukaranın sofrasından çalınmış. Son örneğimiz yumurta olsun. Anneler artık çocuklara sabah yarım yumurta veriyor, yarım. Yarım. Yarısını ona, yarısını ona. 2826 lira 3139 tane yumurta alabilir iken 8506 lira 2762 yumurta alabiliyor. Yani 377 adet yumurta kayıp. Şimdi soruyorum. 2826 mı büyük? 8506 mı büyük? Tablo ortada. Türkiye ekonomisinin hali bu. Ve arkadaşlar Yoksulluk sınırı diye bir şey var. Yine resmi kaynaklar. 26.400 lira. Bu şu demek. Polis, öğretmen, mühendis, imam, postacı, ormancı, avukat, hemşire, uzman doktor, tapucu, bekçi, belediye zabıta memuru, infaz koruma memuru. Herkes yoksun bu ülkede. Bu ülkede herkes yoksun. Alınan maaşlar ortada. Ve şimdi beyler dün konut kredisi ne o? Yeni evin projesi açıkladı. Şimdi konut 1 milyon kredi için 180 ay vadeyle 15 yılda polis memuru kardeşimiz 9700 lira ödeyecek. Ya bu adam kaç lira şimdi? 14 15 16. Nasıl ödeyecek? Hele 2 milyon kredi çekerse ki daha düşük konut yok, 3 milyondan aşağı konut yok. 180 ay vade, 15 yıl 19.400 lira ödeyecek. Bunu biraz önce saydığım polisler, öğretmenler, mühendisler, imamlar evde anne baba çalışıyor bile olsa, eve iki maaş giriyor bile olsa ödeyemez, ağlamaz. Ne açıklıyorsun sen? Adamlara, insanlara verdiğin maaşlar ortada. Senin verdiğin kredinin aylık taksidi ortada ya. 19.400 lirayı ödeyebilecek bir doktor varsa beni arasın bugün. Ben ödüyorum Engin Bey. Ne konuşuyorsun sen desin. 19.400 lira konut kredisi anne baba çalışan bir öğretmen karı koca bir öğretmen arasın beni biz ödüyoruz kardeşim bunu ödeyebiliyoruz Engin Altay ne konuşuyorsun desin bir daha konuşmayacağım. Ödeyemez. Hikaye masal satıyor hayal satıyor. <laughs> Ve beyefendi dün demiş ki ya bazen de pot potların alışkınız da gaflarına falan bazen bizi güldürüyor. Tabi gülmek de lazım. Siyaset hep gerilimli olmaz. Dün demiş ki de, dezenformasyon yasası meclisten oy birliğiyle çıktı. Dezenformasyon yasası. Meclisten oy birliğiyle çıktı. İşte Erdoğan asıl dezenformasyon bu. Bu seni yaptı. Şaşırmışsın sen. Yanlış üniversiteye rektör atadın ya. Ataman gerekten gereğinden atanmas atanması, ataman gereğinden fazla Yüksek yok üyesi atadın ya. Yok fazla ilave. Hukuk dışı. Meclisten kanun çıkmadan harcamaman gereken parayı harcayıp kanunu sonradan çıkarıyorsun. Bunlara alışkınız. Ama yanlış üniversiteye rektör atamak ne ya? Yanlış üniversiteye rektör atamak ne? Katil dediklerine kanka olmana alışkınız. Ama ilave yok üyesi atamak ne ya? Çelişkiler, gaflar, ama benim kendisiyle ilgili söylediğim bir söz vardır hep. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. Bu kadar basit. Kontrolü kaybeden de nezaketi kaybeder. Böyle bir tablo içinde bir cumhurbaşkanını izliyoruz. Evet genel kurula geçeceğiz değerli arkadaşlar. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'la ilgili dokunulmazlık dosyasının kaldırılması yönelik komisyonuna Komisyonun toplantıya çağrılması tekrar söylüyorum millet iradesine saygısızlıktır. Ve millet iradesine saygısızlık Erdoğan'ın fıtratı olmuştur. Erdoğan'ın ahlakı olmuştur. Millet iradesine saygı göstermeyenlerle vakti zamanı geldiğinde hesaplaşacaktır. Milletvekilimizin dokunulmazlığını kaldırarak ne muhalefeti sindirebilirsiniz? Ne de muhalefete umut bağlayanları korkutabilirsiniz. Sizin bu ucuz numaralarınıza, bu bayağı numaralarınıza, bu aşağılık numaralarınıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin karnı tok ama milletin de karnı toktur. Bunun da tekrar altını çizelim. Hepinize teşekkür ediyorum Hayır. arkadaşlar. Hayır. Hayır maalesef ee, şöyle hmm. başkentin merkezinde bir suikast gerçekleşiyor. Bunun siyasi bağlantlan olduğu görülüyor. Hatta bu kırmızı pazarsı cinayeti olarak tanımlayanlar var. Ama iktidar kanadında bu bu suikast görmezden geliniyor. Gölgede bırakma arayışları var bu suikasti. Biz bütün yönleriyle soruşturulması ve kovuşturulmasını ucu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gitmesini bekliyoruz mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Bu cinayet bugün olmazsa da yarın ama mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu cinayetle ilgili her konuda konuşan Suç İşleri Bakanı'nın doğru dürüst bir paragraf laf etmemiş olmasını, Erdoğan'ın bu konuyu ağzına almamasını da garipsediğimi belirtmek istiyorum. Ve aileden özür diliyorum. Ailenin bu konuların çok konuşulmaması istendiğini biliyorum ama neticede Sinan Ateş cinayeti aile nin dışında artık Türkiye kamuoyuna mal olmuş ve mutlaka aydınlatılması gereken arkasında kimler varsa hesap sorulması gereken bir vahim tablodur. Türkiye bunu oldu bittiyle geçiştiremez. Bu cinayetin üstü örtbas edilemez değerli arkadaşlar. Evet çok teşekkür ederim. İyi mesailer dilerim. Sağ olun.